En Derine kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım, ben Ali. Bu videoda sizlere merak ettiğiniz, gerçi kanalda bazı kişilerin merak ettiği akü tavsiyeleri, yani akü ne kullanıyorsun, nasıl performans alıyorsun diye uzun zamandır video yorum geliyordu. Ben aküleri test ediyordum arkadaşlar, farklı markalarda, farklı boyutlarda, farklı amperlerde aküleri test ediyordum. Test etmeden sizlere yanlış bilgi vermemek için bekledim ve bugün artık testin sonuna geldik. Daha doğrusu dün gelmiştik. Dün bataryamızı bitirdik, akümüzü bitirdik, şarjını yaptık, tekrar teknemize geri getirdik ve sizlere aküyle ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi bu tarz aküler çoğumuz yanlış biliyoruz tabii ki, ben de yanlış biliyordum yakın zamana kadar. İşte Çin'de bu kalıp bir akü yapılıyor ve üzerine satacak olan kişi kendi markasını vuruyor ve piyasaya sürüyor ama bu akülerin hepsi aynı tornadan çıkıyor, aynı fabrikadan çıkıyor, aynı kalitede çıkıyor gibi yanlış bilgilere ben de dahil sahiptik arkadaşlar. Fakat öyle değilmiş. Bu aküyü satan arkadaşla internet üzerinden tanıştık, konuştuk, bilgi aldım. Meğer şöyleymiş, her marka kendine işte kalite olarak, işte birinci kalitede, ikinci kalitede, üçüncü kalitede, dördüncü kalitede, beşinci kalitede ve daha farklı kalitelerde aküler yapıyor fabrikalar. Ve bu aküleri, işte onların fiyatları da ona göre yapılıyor, koyuluyor üzerlerine. Ve bu aküler bazı firmalar tarafından satın alınıp üzerlerine isim vuruluyor. Mesela Titek'in aküsü arkadaşlar. 100 tane alıyormuşsunuz, 50 tanesi arızalı çıkıyormuş. Bu aküden önce test ettiğimiz akü Titek'ti. Siyah bir aküydü. Fiyatı da bundan 20 lira daha farklıydı. Yani daha ucuzdu 20 lira. Onu almıştık. O ne oldu onun testinde? 12 volt 7 amperlik bir aküydü da üzerinde yazan. Ama ağırlık olarak sanırım 1 kilo civarında bir ağırlığı vardı. O aküyü biz tam şarj yaptık. Aküyü getirdik, teknemize bağladık. Ve 2 gün sonra geldiğimde teknede çalışmadığını fark ettim. Hatta o gün video çekiyordum arkadaşlar. Akümüz bitti diyorum videoda, kanalımızda var. Meğer akünün ömrü bitmiş arkadaşlar. 2 günde akünün ömrü bitti ve hiç kullanmadım. Yani belki 3-4 kez sintineyi çalıştırmıştır. Başka da bir şey yapmamıştır da maksimum yani. Maksimum. Başka bir şey olmadı. Radar bile çalıştırmadık. Neyse aküyü götürdük. Şarj olmadı. Aradık firmayı. O şekilde zaten tanıştık firma sahibiyle. Bana bütün detayları anlattı. Ben de sizlere bu detayları aktarıyorum arkadaşlar. Akünün ağırlıklarından bahsetti. Şimdi mesela Titek akü 1 kilo civarında. Belki de 1 kilo da yoktur ama biz 1 kilo diyoruz ona. Aynı amperde, aynı watt değerine sahip bu Blue Battery yazan akü de 2 kilo civarında. Şimdi bunların içerisinde biliyorsunuz paneller var. Bu panellerin yoğunluğu akünün gücünü belirliyor. Diğer akü, işte hafif olan akülerin üzerlerinde yazan amperlere bakmayın. Çünkü gerçek değerler verilmiyor. Bu aküyü tekneye bağladık. Ulan bitsin de diyorum artık video çekelim. En az 20 gün teknede bağlı kaldı arkadaşlar. Bu akü böyle çok büyük değil. Bakın şöyle elimle göstereyim size. Şu boyutta bir akü yani. Şöyle elinizin içinde şöyle tutup kaldırabileceğiniz, cebinize koyup götürebileceğiniz bir akü. Tabii ki hani cebinize sığar ama kaba olur tabii ki hani. Çok da küçük değil. 2 kilo bir ağırlığa sahip. Yani bu aküyü tavsiye etti, al dedi. Bunu kullan. Ben dedi bunu şiddetle tavsiye ediyorum dedi. Ve Titek'i de satan adamdı bu. 20 lira farkla bunu aldık. Bağladıktan sonra dediğim gibi yani akü bitsin, videosunu çekelim diye hani yalvardım aküyü, bit artık dedim. En az 20 gün arkadaşlar. En az 20 gün. 20 günü de geçti ama biz 20 gün diyelim. Temiz olsun. Teknemiz de bağlıydı. Teknemizde ne kullanıyorduk biliyorsunuz burada. Panelimiz var. İşte dış aydınlatma, radar ve sintine pompamız var. Sintine pompamız otomatik çalışıyor. Tekneye her bindiğimde manuel de çalışıyorum. Oynuyorum onunla yani. Her bindiğimde. Ve 20 gün içerisinde en az 10 gün yağmur yağdı. Çok da güzel yağdı. Burası Trabzon, Karadeniz. Karadeniz'in yağmurları meşhurdur. Yani bu teknenin sintine pompası hiç çalışmamışsa 50-60 kez çalıştı arkadaşlar. Yani teknenin içerisini boşalttı. 50-60 kez. En az, en düşük değerleri veriyorum sizlere. Ben bu tekneyle 20 gün içerisinde belki de 12 kez, hadi 10 diyelim, onu da düşürelim, 10 kez denize çıktım ve radarımı en az günde 2 saat kullandım diyorum. Fakat dün 8 saat radar çalıştırdım arkadaşlar. Dün 8 saat radar çalıştırdım ve 8 saatin sonrasında akünün zayıfladığını radar ekranında gördüm. Daha sonrasında çıkarken zaten akünün bittiğini fark ettim. Ama yine de tabii dış lambalarım falan yanıyor. Zayıf olarak yanıyor. Komple kendini kapatmadı ama bitti diyebiliriz. 20 gün arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bunun ismi Blue Battery.
Herhangi bir sponsorluk veya satış değil. Link de paylaşmıyorum sizlerle ama isteyen olursa o firmanın linkini sizlerle paylaşırım. 7 amperlik aküsünü kullanıyorum ben ama daha yüksek ampere sahip olan Blue Battery aküleri mevcut. Artı gönderdikleri akünün tarihi yeni. Yani bir ay önce fabrikadan çıkmış ve bir ay sonra bize satışı yapılmış arkadaşlar. Kalite olarak dışı da çok kaliteli. Plastiği falan çok kaliteli. Çok hoşuma gitti. Çok da sevdim. Feza'dan sonra beğendiğim akülerden biri bu. Bu teknede iki tane kullanıyorum. Bir tanesi Feza 12 watt 5 amper. Diğeri 12 watt 7 amper. Burada gördüğünüz Blue Battery. Bir tane de Titek var. Onu hiç kullanmıyorum artık. O da bozuk değil ama güvenemiyorum arkadaşlar. Titek markasına artık güvenemiyorum. Ondan dolayı artık tekneye yaklaştırmıyorum. Akü bitince birini takıyorum. Diğerini çıkartıyorum. Şarj ediyorum. Getiriyorum. Bitince hemen tekne doluyorlar zaten. Değiş dokuş yapıyoruz. Anında kaldığımız yerden aksiyona devam ediyoruz. Akü ile alakalı merak ettikleriniz bunlardı. Bunları aktarmak istedim sizlere. Evet, bu aküden çok memnunum. Bugüne kadar almış olduğum en iyi akülerden birisi, hatta birincisi diyebilirim. Teknemiz zaten biliyorsunuz dış aydınlatması var. Dış aydınlatmayı da kullandık. Bazı akşamlar denizde kaldık. Dış aydınlatmayı kullandım. Radarı her geldiğimde kullandım. Sintren pompası hemen hemen her gün çalıştı arkadaşlar. 20 gün dedim ama 20 günden fazla bu akü bu tekneyi idare etti. Yedek akü olarak kullanılabilir mi? Tabii ki yedek akü olarak kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum sonuna kadar. Çok kaliteli bir ürün. Blue bataryayı sadece bir kişi satmıyor. Birkaç tane satıcısı var. Bundan dolayı, yani bunu neden söylüyorum? Hani aküyü sattırmak için ya da reklamını yapmak için size anlatmıyorum. Gerçekten memnun kaldığım için bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Google'a Blue Battery yazıp alışveriş sekmesine basıp Google'da arattırabilirsiniz ve aküyü satan kişilere ulaşabilirsiniz. Orada fiyatlara bakın arkadaşlar. Bunu almış olduğum yer en uygun fiyata satıyor. Dediğim gibi herhangi bir link paylaşmıyorum. Oradan direkt olarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Ürünü garanti olarak gönderiyorlar zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Firma tamamen bu akünün arkasında duruyor sevgili dostlarım. Umarım videomuz sizlere yararlı olmuştur. Kafanızdaki soru işaretleri inşallah gitmiştir. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenirsek videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Bu arada bir bilgi daha vereceğim. Kanalda işte bu akünün üzerinde yazan bir yazı var. Daha önce bunu radarla ilgili bir videomuz vardı. Orada anlatmıştım. Radar elektrik bağlantısı nasıl yapılır diye. Bakın arkadaşlar, burada BL12-7, yani 12 watt 7 amper 20 horse diyor arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz? Bu akü diyor 12 volt güç çekerse 7 amper gücünde 20 saat dayanır diyor arkadaşlar. 20 saat. Bir arkadaşımız yorum yazmış. Yorum için teşekkür ediyorum kendisi ama bilgisi yanlış. 20 saat gitmez, 1 saat dayanır yazmış. İşte vermiş olduğum veriler bunlar. 20 günden fazla teknede kullandım. O arkadaşımızın demesine göre benim bir günde radar açmam, bir günlük radar kullanmam vermiş olduğu bilgilere bile aykırı geliyor. Yani radarı ben 2 saat çalıştırsam onun demesine göre akü komple sıfırlanması gerekiyor. Böyle bir oran yok maalesef. Üzerinde ne yazıyorsa onu okuyorum sizlere. İngilizce yazdığı için hani belki anlamıyoruz. Ama burada yazan bu arkadaşlar. 12 volt 7 amper güç çekerseniz 20 saat dayanır. Ama tabii ki hani üzerindeki rakamlara maksimum olarak yazıyorlar bunları. Siz onu 15 saat olarak düşün. 15 saat bu güçte çalışır. Ben bu aküleri tekne karadayken içini hortumla su doldurup sintine pompasını açıp ne zaman bitecek diye mesela bakıyordum. Bitmiyor arkadaşlar. Yani sintine pompasını kovanın içerisine koydum. Hortumu tekneye koydum. Bir su sirkülasyonu oluşturdum. Ve aküyü bitiremedim. Ben yoruldum arkadaşlar. Hava karardı. Yani artık dedim ki sabaha kadar bu dönecek herhalde. Ve kapattım. Sintine pompamız 24 watt arkadaşlar. 24 volt gücünde. Yani 24 V. Watt'la volt'u karıştırıyorum ben, kusura bakmayın. Çok baz almayın bunları. 24 V. Bu şekilde testini yapmıştık ve bu saat olayından çok eminim ve sizlere emin olarak bunu aktarıyorum. Mutlaka bunlara dikkat edin, markalara dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.